Herkese selamlar. Transfer Check-Up programının yeni bölümü konuğumuz Lincoln Enrique. Konuğumuz derken kendisi henüz burada değil ama biz kendisini değerlendiriyoruz. Hayat hikayesinden bahsedeceğiz. Daha sonra saha içi dokunmatik ekranımızda görüntülerle analizini yapacağız. Fenerbahçe'nin gündemini yoğun bir şekilde meşgul etti. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz dakikalarda transferi açıklanmış olur ama biz bu videoyu kayda aldığımız dakikalarda henüz resmi değildi. Ama bütün gelen haberler Fenerbahçe'nin ciddi şekilde anlaşmaya vardığı yönünde. Lincoln, Henrique, Oliveira, Dos Santos. Yani bir Brezilyalı ismi ne kadar Brezilya'da olabilirse o kadar Brezilyalı bir isim. 7 Kasım 1998'de Porto Alegre'de dünyaya geldi. Grêmio altyapısında futbola başladı. 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynadı. TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra Gremio'ya döndü. Oradan Amerika Mineiro'ya kiralandı. Tekrar Gremio'ya döndü. Ve Temmuz 2019'da Portekiz ekibi Santa Clara tarafından transfer edilip kadrosuna dahil edildi. Bu süreçte kariyerinde, hayatında neler yaşadı? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Lincoln çok küçük yaşta, henüz 11 yaşında. Ne yazık ki babasını kaybetti. Bu onun hala unutamadığı bir acı. E, futbolcu olmayı, futbolda başarılı olmayı, tüm kazandıklarını vefat eden babasına adıyor. Hatta babası için yazdığı bir şarkı da var. Sözlerini internette bulabileceğiniz. E, babasının kaybından sonra zor bir süreç yaşıyor. E, ailenin sorumluluğu biraz üzerinde kalıyor çok küçük yaşta. Kendisinden büyük bir abisiyle beraber bu sorumluluğu taşıyorlar. Aileye bakma sorumluluğunu. 11 yaşında babasını kaybettikten sonra... Bir yandan futbola da devam ediyor. Henüz 14 yaşında bitiriyor. 15 yaşına giriyor. Ve Brezilya'nın yeni süper yıldız adayı olarak lanse ediliyor. Çok yetenekli. alt yaş turnuvalarında, yerel şehir, şehir turnuvalarında çok göze batıyor. İşte gol krallıkları, işte bir maçta 6 gol, 7 gol, 10 gol. O yaşlarda birçok yeteneğin yaşadığı olayları yaşıyor. Ve 15 yaşında artık A takım oynayabilecek duruma geliyor yalnızca Brezilya'da 16 yaş kuralı olduğu için resmi sözleşmede ve sahaya çıkmasında onu bekliyorlar. 16 yaşına girer girmez direkt sahaya atıyorlar. Ondan beklenti çok büyük o dönemden bahsediyorum. Hani ileride Real Madrid oynar, Barcelona oynar deniyor ama hem babasının kaybı hem çok küçük yaşta gelen şöhret, bu şöhretin baskısı, beklenti, büyüklüğü derken bunlarla mücadele etmekte biraz zorlanıyor. Bunun da bazı örneklerini yaşıyor. İşte A takımda tutunamama, takım arkadaşlarıyla sorun yaşama. Hatta bir Brezilya milli takımı U17 kampına giderken bir saç tıraşı oluyor ve kafasına saçını tıraş ettirerek Pogba'dan bilirsiniz. Yazılar yazılır yani. L10 yazdırıyor. Milli takım kampına gidiyor. Teknik direktörü bu durumdan çok rahatsız oluyor ve onu takımdan çıkarıyor. Kamptan kovup kadrodan çıkarıyor. Daha sonra teknik direktör değişince U18'de tekrar dönüyor. Tüm bu yaşadıkları e, onun için birer ders oluyor aslında. Artık 20'li yaşlarına yaklaşırken 17-18 yaşında evleniyor. Baba oluyor. Şu anda iki çocuk babası. Eşiyle mutlu bir hayatı var. 20'li yaşlarında artık biraz daha olgunlaşmış. Biraz daha yaşadıklarından ders çıkarmış. Belki de Porto'ya gidiş, e, Portekiz'e gidişi, Santa Clara'ya transfer oluşu bir yeniden başlama, bir yeni bir mücadele alanı açma kendisine olarak görülüyor. E, ama çok büyük beklenti olan bir oyuncu küçük yaşlarda. Geleceğin süperstarı olarak görülüyor. Bizdeki biraz Emre Mor'un ilerleyişine benziyor. 20'li yaşlarında tekrar olgunlaşmış, sorunlarını çözmeye daha çok yaklaşmış bir oyuncu olarak şu anda Türkiye yolunda olarak görüyoruz. Çok futbola çok bağlı bir ailenin çocuğu. Babası vefat etmeden önce de beraber futbol oynuyorlar. Amatör olarak da futbol oynuyor. Kardeşleri herkese futbol oynuyor. Hatta bir kuzeni var ya da yeğeni e, ismi Drogba. Yani o kadar aile uluslararası futbolda takip ediyor. Didier Drogba hayranlığından dolayı kuzenine ya da yeğenine Drogba ismini veriyorlar. Böyle futbol aşırı bir aile. Zaten Brezilya'da 10 futbolcunun 9'u böyle bir aileden yetişme. 8'i de anlattığımız zorlukları yaşayan ailelerden yetişme. Bu zorlu mücadeleler içerisinde artık 20'li yaşların ortasına doğru yol aldığı bu yıllarda yeni bir kariyer, yeni bir basamak için Fenerbahçe'ye geliyor. Bakalım Fenerbahçe'de neler yapacak? Fenerbahçe'nin oyununa uygun olup olmadığını, bireysel yeteneklerini, Santa Clara'dan geliş şeklini nasıl bir oyun oynadığını dokunmatik ekranımızda, taktik ekranımızda detaylı olarak konuşmak üzere. Şimdi oraya geçelim. Şimdi Lincoln Enrique'nin saha içindeki performansına, yaptıklarına biraz değinelim. Ama önce bireysel yaptıklarından ve Fenerbahçe'de potansiyel olarak yapabileceklerine değinmeden önce Santa Clara'dan bahsetmek istiyorum. Ee, yani Fenerbahçe'ye geldiği takım. Santa Clara merkezden hücum yapmayı deneyen, kanatlardan çok merkezden hücum yapmayı deneyen bir takım. Burada da e, Lincoln-Lenike'yi çok kullanıyor. Lig'in en çok merkez hücumu deneyen dördüncü takımı, ilk üç takımda Porto, Sporting, Braga. Yani zaten Benfica'yı da katarsak büyük dörtten sonra merkezden hücum yapmayı deneyen takımı. Sağ kanat hücumunda lig sonuncusu. Sağ kanat hücumu hiç kullanmıyor. Sol kanadı da Lincoln Henrique'nin yetenekleriyle kullanabiliyor ki kendisini sola atan bir oyuncu. Bunu da söylemiştik daha önceki programlarda. Topla oynamada çok iyi bir takım değil. Daha çok hızlı kontra geçişlerini kullanıyor. Set hücumunda sondan dördüncü takım dediğimiz gibi kontrada varlar. Takım presinde de Porto, Braga, Sporting'den sonra yine lig dördüncüsü ama takım presini nerede yaptığı çok önemli. E, i̇kinci bölge presi dediğimiz yani kendi yarı sahasında karşılayan bir takım. Daha çok dördüncü sıraya çıkmasını sağlayan, yüksek yüzdeli olmasını sağlayan bu. Böyle bir takımda ne yaptı aslında Lincoln önemli olan? Fenerbahçe ikinci bölge değil aslında birinci bölge takımı olacak. Böyle bir takımda Lincoln bireysel olarak bu kadar az topla oynayan, kendi sahasında karşılayan ve hızlı kontralarla oynamaya çalışan takımda kilit pas özelliğiyle ligin en iyi 5. oyuncusu oldu. Takımının değil ligin. Top kaybında ise ligin en çok top kaybeden 10. oyuncusu oldu. Yani Santa Clara topu alıyor kendi sahasında. Hücuma geçmek için topu Lincoln'le veriyor. Lincoln becerisiyle iş yapmaya çalışıyor. Ama bir o kadar da top kaybetmesine neden oluyor. Bu bence Lincoln'un Yapamamasından değil, bütün topların onunla buluşmasıyla alakalı bir şey. Yani kendi takımında topla ilişkisi en yüksek oyuncu olarak dikkat çekiyor. Santa Clara'dan bahsetmemiz önemli. Nasıl bir takımdan geldiğini bilmeliyiz. Fenerbahçe'nin de Santa Clara gibi olmayacağını da değerlendirmeliyiz. Şimdi Fenerbahçe kısmına geldiğimizde Lincoln'un önce Fenerbahçe'nin ne oynamak istediğini, ne oynayabileceğini konuşalım. Bu oyun içerisinde Lincoln-Lernick'e uyumlu mu değil mi değerlendirelim. Ondan sonra da sahiçi bazı detaylara da inmiş olacağız. Şimdi Jorge Jesus basın toplantısında ben daha çok 4-4-2 kullanıyorum dedi. Ama bunu değiştirebilir. Bunu bilemiyoruz ama kendi ifadesi 4-4-2 formasyonu üzerine kurgulanmış bir takım. Aslında 4-4-2'yiz. Bence Jorge Jesus'un 4-4-2'si bu arada 4-1... 3, 2'ye daha yakın. Evet biraz elmas 4-4-2 gibi görünse de şu iki oyuncu çizgi kanatlardan ziyade bence birisi mutlak ofansif forvetleşebilen birisi de ofansif yani topla ilişkisi yüksek orta sağlaşabilen oyuncular. Şimdi bunlarla ilgili bazı detaylardan bahsedeyim. Ne bu oyunun alameti farikası ne? Bu oyunda saha içerisinde yapabileceğiniz detaylar ne? Bu şekilde 4-4-2 ya da 4-1-3-2 ile çıktığınız zaman Jorge Jesus'un konuşulan tüm transferler üzerinde Lincoln-Hernike merkezli biraz Flamengo'ya yakın bir oyun oynatmaya çalıştığını düşünüyorum. Oynatmaya çalışacağını düşünüyorum diyelim. Burada da şöyle espriler var. Şimdi bir. Bu oyuncu, sol kenardaki oyuncu ileri doğru oynayacak ve hücumu e, Santrofor oyuncularıyla beraber üçleyecek. Bu birinci hareketimiz. Bu hareketten sonra Fenerbahçe'de yani ya da bu takımda kaymalar başlayacak. Bu oyuncu buraya geldi. Okla gösteriyoruz. Bu oyuncu buraya gelince bu oyuncu buraya kaydı. Onu da okla göstereyim. Bu oyuncu da buradan buraya kaydı. Burada merkezde bir boşluk oluştu. Eğer biz sağ kanattaki oyuncuyu da ileriye çıkarırsak o zaman burada devasa iki tane boşluk olur. Bu ...simetriyi, asimetriyi sağlamanıza izin vermez. Doğal olarak burada da şöyle bir detay. Bu oyuncu, bunun gibi çizgiyi kullanan, forvetleşen değil... ...merkezleşen bir oyuncu olacak. Yani Fenerbahçe'nin son halinde, şöyle düzenleyeyim... ...son halinde şöyle bir yerleşim göreceğiz. 10 numaradaki oyuncu iç oldu, sağ kenar iç oldu... ...sol kenar forvetleşti, ikinci forvet bu direkt santrafor... İkinci forvette daha hareketli, daha forvetin ekseninde gezen bir forvet olarak Fenerbahçe'yi bu şekilde yerleştirdi. Şimdi iki oyuncu merkezleşince, iki tane de kenar forvetiniz olunca beklerinizin de çıkması için size bir avantaj oluşuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin ya da bu şekilde oynayan 4-1-3-2, 4-4-2 takımının hücuma çıkışını görüyoruz. Evet hücuma yerleşti. Üç tane forvet oyuncusu, iki kenar, bir santrafor. İç oyuncuları geliyor bir oyuncuyu tabi burada stoperleriniz de çıktı. Fenerbahçe'nin stoperleri de buna uygun. Zaten önde oynayan. Başta da dediğimiz gibi üçüncü bölgede zaten yerleşmek isteyen bir takım. Takımınız yerleşti. Şimdi daha çok hücum yapıyorsunuz. Artık bekleri de büyük takım olduğunuz için hücuma dahil ediyorsunuz. İçeride kalabalık oluyorsunuz. Bir oyuncunuz koşu atmaya hazır. Bir oyuncunuz bağlantıyı kuruyor. Futbolda en çok teknik adamların hücuma yerleştiğinde görmek istediği formasyonu elde ettiniz. 2, 3, 5 ya da 3, 2, 5. Bu oyuncu profiline ya o anki temposuna göre değişiyor. Şimdi bu oyun bize neden Lincoln üzerinden bir şey anlatıyor? Tekrar bunları yerleştirirsek. Lincoln bize şunu anlatıyor. Kenar oyuncunuzu hücumlaştırdığınız zaman burada merkezleşmesi gereken oyuncu eğer salt temposuz bir on numaraysa ya da ben arkadakileri işi bırakıyorum diyen her şeyi altıya bırakan bir on numaraysa size burada bir boşluk oluşturur. Ama Lincoln sekizleşebilen bir on numara. Tam da on numara değil. Zaten kendisini çoğunlukla sola atıyor. Az önce söyledik ya oyunun merkezden hücuma kalkmasını sağlıyor. Çünkü merkezleşiyor. Ondan sonra Santa Clara'nın yaptığı hücum sol kenar. Çünkü sol kenara atıyor. Sağ kenar hücumunda lig sonuncusu Santa Clara. Yani bu oyun yapısı bu oyuncunun özelliğiyle bir araya geldi ve eşleşti. Şimdi bu, bunu yaptığı zaman Lincoln ne gösteriyor saha içerisinde? Tamam yerleştik. Geriye geldi merkeze geldi. Biz de hücuma yerleştik. Bu oyuncu bağlantı oldu. Bekleri de çıkardık. E bundan sonra ne oluyor? Dediğimizde gösterebileceğimiz bazı kareler var. Şimdi ne dedik? Yerleştik. Bir tane bağlantı 10 numaramız merkezleşti. Bekleri çıkardık. Rakip sahaya yerleştik ve hücum yapıyoruz. Fenerbahçe'nin planında gördüğünüz gibi santraforlar yerleşti. Bek oyuncuları oyunu açtı. Merkezleşen oyuncu var. Hatta stoperde çıkmış bu pozisyonda. Ve gördüğümüz gibi Lincoln yerleşik savunmaya karşı yerleşen takımının oyununu yönlendiriyor. Ve hatta burada da yanlış görmüyorsam gerideler skor olarak da. Daha çok gole ihtiyacı olduğu bir pozisyon. Yine bir başka kareye geçiyoruz. Yine rakip sahaya yerleşmeye çalışan bir takım. Gördüğünüz gibi iki tane oyuncuyla sahayı genişletmişler. Araya sızma yapan oyuncu. Az önce nasıl anlattık? Kenardaki oyuncu merkezleşecek. Bu illaki gelip yerleşecek anlamında değil. Geçiş anında da topu doğru zamanda buluşturursanız oyuncuyla yine size bir hücum opsiyonu. Oyunu genişlettiniz. Yerleşirken bir santraforunu stoperi tutmuş ve bir araya koşuya yine Lincoln bu oyuncuyu görüyor. Bu pozisyonların hepsinin devamında bu okla gösterdiğim noktalara Topu gönderiyor Lincoln. Bir sonraki pozisyonumuza geçiyoruz. Yine siyahlılar Lincoln'un takımı yerleşilmiş. Teknik direktör burada oyunun genişliğinden bahsediyor. Bu oyuncu genişletmemiş ama gösteriyor genişliği. Yine Santrofor'u gören bir merkezden oyun kurulumu var. Bir sonraki pozisyonumuza geçiyoruz. Yine aynı şekilde oyunu genişletiyor. Bu sefer sol taraftan daha iyi genişletilmiş, sağ taraf çok iyi yerleşememiş ama merkez geliyor. Lincoln yine topla buluşuyor. Sağdan içeriye doğru koşu yapan oyuncuyu topla buluşturmaya çalışıyor. Bir sonraki pozisyonumuza geçiyoruz. Yine kenardan oyun genişletilmiş. Araya bu sefer iki tane sızma göstermiş. Yine oyunu kuran Lincoln topu arkaya doğru buluşturuyor. Klasik 10 numara pozisyonları değil bunlar. Merkezleşmiş, takım çıkmış ya da bekle oyunu genişletmiş ve savunma arkasında artık çalışmaya başlamışlar. Bir sonraki pozisyonumuz yine aynı şekilde artık anlaşılıyor, oyun genişletiliyor, yerleştiriliyor ve geriye gelip merkezleşen Lincoln topu takım arkadaşına kazandırıyor. Yine bir tane pozisyonda hızlı geçiş yapıyorlar. Yine sızma yapan, kenarlaşan çift forvetleşmiş. Mesela Santa Clara 4-4-2 takımı değil. Klasik bir 4-2-3-1 takımı ama oyuncu artık pozisyon gereği birçok formasyonda ikinci forvet oluyor. Her futbolcu bunu yapmalı, kenar oyuncusu. O anda Lincoln Fenerbahçe'nin de Jesus'la kurgulamayı planladığı ya da bizim öyle düşündüğümüz oyuna uygun bir hareket yapıyor. Burada Fenerbahçe için şöyle bir kritik nokta var. Mesela uygun pozisyonlardan bir tanesini çekelim. Beklere oyunu genişletecek, Osai ve Ferdi buna uygun. Bazı teknik adamlar tek bekle oyunu genişletir. Bence Osai, Ferdi, Fenerbahçe iki bekle oyunu genişletebilir. Evet bu uygun ama 6 numara bu sefer geride kalmalı. Bu yüzden herhalde William Carvalho gibi bir transfer ananıyor. Bu önemli. Bir diğeri de hem Santrafor hem de forvetleşen kenar oyuncularının arkaya sızma yapması, arkaya sızma yapacak özellikli oyuncular olması bence Fenerbahçe için çok önemli. Özellikle Lincoln'un bu özelliğini kullanmak istiyorlarsa. Bir başka enteresan özelliği var Lincoln'un. Yine görüntüler üzerinden gideceğiz. Lincoln sadece merkeze gelip <laughs> hücuma yerleşirken oyun kurulumunda değil, Az önce bahsettim ya takımın topla ilişkisi en yüksek oyuncusu. Topu alır almaz ona ve verdikleri oyuncu. Hani kafayı kaldırıyoruz kime verelim? Lincoln'e verelim dedikleri bir oyuncu. Santa Clara'da sıklıkla stoperlerden top alarak görüyoruz onu. Şimdi oyuncuyu ezbere anlattığımız zaman işte kilit pas yapıyor, duran top kullanıyor, araya pas bırakıyor, 10 numara tamam ama oyuncunun sıklıkla stoperlerden top aldığı pozisyonları görüyoruz. Burada geriye kadar gelip iki stoperin arasından top almış. Bir diğer pozisyonumuza bakıyoruz. Neredeyse stoper olmuş. Neredeyse stoper olup ikisinin arasında genişlik verip topu almış. Takımının hücuma yerleşmesini sağlamak için. Burada tabii ki yetenekli oyuncuya güven var. Fenerbahçe'de bunu yapar mı? Yapabildiğini göstermiş. En azından bunu da oyuncuyu tanıma açısından bilmemiz lazım. Bir diğer kareye geçiyoruz. Porto maçı. Stoperlerin önüne gelmiş. Bek oyuncusu bu aslında. Zaten buradaki boşluktan anlıyorsunuz. Bek oyuncusu büyük ihtimalle pozisyon gereği stoperleşmiş. Ama onlardan topu alan, hemen o pozisyona gelen yine Lincoln. Devam ediyoruz bir sonraki pozisyonda. Yine savunmasının önüne gelip stoperinden top almış. Bir sonraki pozisyonuna geliyoruz. Stoperinden top almak için bu sefer yüksek savunma kurmuşlar. Çünkü hücuma yerleşmişler büyük ihtimalle. Dönen top tekrar oyun kurguluyorlar. Rakip yarı alanda 4, 6 kişiyle burada kalmışlar. Yine topu alan savunmasından Lincoln. Benzer bir pozisyon. Yine topu alan aynı oyuncudan Lincoln. Yine savunmaya gelip stoperinden topu alan Lincoln. Ve yine aynı maçtan birkaç dakika sonra az önceki pozisyonundan savunmaya gelip hatta rakip de yerleşmişken büyük ihtimalle çözülemedi sorun. Lincoln geriden gelip Zaten şurada gördüğünüz boşluk onun bölgesini terk etmesiyle alakalı. Topu alan Lincoln. Stoperden gelip top alması şöyle bir avantaj sağlar yetenekli oyuncunun. Lincoln'un özelinde değil genel olarak yetenekli oyuncuların. Bir, beklerin oyuna daha kolay dahil olmasını sağlar. Çünkü kısa pasla değil uzun pasla da çıkabilirsiniz. Geride iki tane stoper bırakırsınız. Altı numaranızın savunmanın önünde oynayan oyuncunun orta sağlaşmasını sağlar. Doğal olarak istasyondan vazgeçmemiş olursunuz. Şimdi normalde futbolda bir istasyon, iki istasyon, üç istasyon olur. Yani birer birer. E bu merkezdeki oyuncu bir risktir bu arada bu. Çünkü burada büyük bir boşluk var. Rakibin de burada sayısal üstünlük sağlamasını sağlar ama 6 numaranızda orta sağlaşabiliyorsa istasyonunuzdan vazgeçmesiniz. Bu oyuncu da mesela burada kalsa o zaman burası tamamen rakibe kalmış olur. O yüzden sanırım Lincoln transferini konuşurken William Carvalho ya da Crespo'nun performansı da sürekli konuşulan şeylerden birisi. Lincoln gibi bir oyuncunuz varsa arkayı ve öne koşu yapacak, forvetleşecek ve santraforunuzun yanındaki ikinci forvetinde doğru seçmeniz gerekiyor. İşte Bruno Henrique, Erison gibi isimler sanki burada doğru gibi ve bir belli bir şablon içerisinde yapılıyor gibi görülüyor. Oyuncunun genel başlıklarından bahsedersek de oyun görüşü öne çıkıyor. Dar alan becerisi öne çıkıyor. Hücumda oyun yönetimi öne çıkıyor. Bunlara ilaveten. Çok usta bir duran topçu. Takımının kornerlerini, penaltılarını, serbest vuruşlarını kullanıyor. Son pas becerisi yüksek. Karar verme mekanizması iyi. Ama ikili mücadeleden kaçmasa da ikili mücadele istikrarı yok. Yani bir iki hamle sonrasında devam ettirmiyor. Önde baskıda çok fazla baskı yapayım oyuncusu değil. Daha çok pas arası yapayım, alan kapatayım, rakibin oyun oyun alanlarını daraltayım oyuncusu. Belki bu beklentileri Jesus nasıl anlatacak ona senden şunu istiyorum, bunu istiyorum bilmiyoruz ama bunlar da diğer özellikleri. Mental olarak güçlü kalırsa bu oyun planı içerisinde Fenerbahçe ondan doğru faydalanabilirse bence bir sonraki hamlesini Avrupa'ya tekrar yapabilecek, transfer olabilecek, yatırımlık da bir oyuncu olarak görülüyor. Cessus'un aklından geçenleri tahmin ettiğimiz şekliyle Lincoln böyle bir oyuncu. Bundan sonrası saha içinde olacak. Onun performansını göreceğiz. Bir sonraki transfer check-up programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.